Yöreler ve türkülerimiz bugün saat 21'de. Zaman ilaçtı hani yarama, kalbim çarpardı aşkla. Sözde sevdin beni aslında, sözde sevdin yırtık uçurtmalar gibi. Evet sayın seyirciler, programımız bomba gibi devam ediyor. Şimdi kim geliyor? Müziğiyle birlikte o hem bir kanalda bir TV'de program yapıyor ama çok güzel albümleri var. Çok güzel şarkıları var. O kendinden dinleyeceğiz neler yapmış bugüne kadar. Şevket Doğan geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cici kızla beraber geldim. Evet. Cici hadi bakalım. Pencereden bakıyor, roman almış okuyor. Pencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kan gönlüne gül takmış da gelesikçe kokuyor. Al yarim bu da sana, al aşkım bu da sana. İçtiğim su da sana, canım darılma bana. Canım kurban sana, al aşkım bu da sana. İçtiğim su da sana, canım darılma bana, bu can kurbandır sana. Penceresi tül perde, perdenin ucu yerde. Penceresi tül perde, perdenin ucu yerde. Herkesin gönlü bende de, benim gönlüm de sende. Al yarim bu da sana, al aşkım bu da sana. İçtiğim su da sana, canım darılma bana. Bu can kurbandır sana, al koçum bu da sana. İçtiğim su da sana, canım darılma bana, bu can kurbandır sana. Evet gelsin hemen ikinci şarkı. İkinci şarkımız da şey için gelsin. Thank you.
kaybettim eşimi. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Aman doku dur canım gülüm, doku dur derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Aman doktor canım gülüm, doktor derdime bir çare. Çaresiz dertlere de düştüm, doktor bana bir çare. Benek aman aman, ortası çarkı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Yazı çirdik, kışın ayırdı felek. Aman doktor canım gülüm, doktor derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Aman doktor canım gülüm, doktor derdime bir çare. Çaresiz dertlere de düştüm, doktor bana bir çare. Oy, oy, oy. Of Allah'ım, of, of. Yanıyor, yanıyor. Evet, Karaman'daki evet. Maden Ocağı'ndaki 18 kişiyi bu sırada tekrar anmak istiyorum. Ben bir Rumeli TV olarak ve göçmen kızı olarak ailelerine gerçekten çok büyük sabır diliyorum. Başka da bu konuda çok fazla bir şeye değinmeyeceğim. Hoş geldiniz Şevket Bey. Çok teşekkür ederim. Şöyle alıyorum. Önce tabiri caizse göbek attık. Tabii ki hayat çünkü devam ediyor, hep söylüyorum. Yani bir ekmek, biz zaten hep ekmeğimizi oynuyoruz, şarkılarımızı ekmeğimize söyleriz. Ama ben bir Karadeniz çocuğu olarak, madenci çocuğu olarak, Zonguldak çocuğu olarak kardeşlerimiz bu şekilde yok olmasına asla ve asla gönlümüz hiçbir zaman razı değil. Sizin de dediğiniz gibi
işverenlerimiz. Hepimizin acısı aslında. O insanlardan birisi biz de olabiliriz. Sağ olun, evet. Olalım. Ama dedim ya bak şimdi zaten Soma'da biziz. Zaten böyle bir şey oldu. Zaten neden bunlara önlem alınmadı? Ben onu anlamış değilim ya. Ya işte biraz oldu bittiye geliyor. Biraz sizi şöyle alalım, siz de öyle alalım hanımefendi. Vurdum duymazlık gibi buyurun. Geliyor bana. Buyurun. Merhabalar. Biraz ihmalcilik desem yeridir herhalde. Evet. Hep işlerimiz öyle gidiyor ya. Ya ne diyeceğimizi bilemiyoruz hayat bu konularda. Hakikaten ben dalıyorum böyle. O yüzden inşallah bir mucize olur da oradaki herkes kurtulur. İnşallah. İnşallah. Tabii hep tüm gönüller onu istiyor tabii yani. Evet Şevket Bey albüm. Seni sana benim... bırakıyorum. Sen kendi anlat albümlerini. Evet. Bugün zaten isim vermiyoruz ama bir kanalda program yapıyorsun değil mi? Tabii tabii. Haftada bir gün yapıyorsun. Haftada bir gün yapıyorum. Bir gün işte yapıyorsun. Yine her gün televizyonlardayız yani. Öyle öyle. Öyle. Bu iş oluyoruz. Böyle. Bizim mesleğimiz yani böyle. Güzel. Hani sizler ses sanatçısınız. Gerçekten ben de çok davet ediliyorum ama ben zaten sunucu olduğum için hani çok gitmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. En azından sizler albümlerinizi tanıtıyorsunuz. Ne kadar güzel. Evet. Sizi de çok güzel anlattılar bana. Biz sizinle tanışmıyorduk. Eşiniz de burada. O evet. Da çok iyi bir hanımefendi. Ay çok şekersiniz dedi bana. Çok teşekkür ederim. Evet. Benim bu 18. albümüm. Ne diyorsunuz ya? Tabii 18 albüm. 18. 18. Eşinizin ismi ne? Elif. Elifciğim nasıl katlandın 18 tane albüme? Adam gece yok, gündüz yok. Gündüz uyuyor, gece yok. Nasıl boşamadın sen bu adamı? Olsun var olduğumuz saatlere saysın canım. Var olduğunuz yani. Saatlere. Gönüller bir olsun yani, diyoruz. Evet. Evet. Yani bu kadar albüm yapmak hiç kolay değil. Bir albümü yapmak bile ne kadar zor. Nasıl yaptınız 18 tane albümü? Ben bir de tüm eser yani şu okuduğum eser çok evet, çok eski duygulandık bir eser. Hepimiz. Onu yaptık. Benim genelde albümdeki eserlerim hep kendim. Oo çok güzel. Evet. Çok güzel. Bir soru soracağım size. Yemek yapmakla mı aranız iyidir yoksa yemekle mi? Vallahi bir şey söyleyeyim. İyi bir yemek yiyeceğim. Ben hatta bir yemek programına et katıldım. Et obur musun? Obur da değilim. Hayır, et obur şöyle. Sadece etçi misin? Bizim Türk halkı, Türk erkekleri dünyada, eti daha çok severler. Dünyada en çok sevdiğim ettir. Hatta kasapla kavga ederim. Ama bak ne şimdi, dedim sana? Et obursun öyleyse. Kasapla kavga ederim. Elif değil neden? Mi? Et obur değil mi? Ha, aynen kasaplar diyor eşin. Kasaplar genelde biliyorsunuz etin yağını ayırırlar. Kasapla kavga ederim asla derim. Öyle deme. Yağı da duracak. Biz diye. Macırlar da Hayriye de bilir. Biz nasıl severiz biliyor musunuz? Kuzu eti böyle yağlı yağlı olacak. Yağlı olacak işte. Değil mi? Et ay, öyle. Ayırtmam diyorum yani. Evet Esra'cığım et nasıl evet, olmalı? Evet. Ama Esra Hanım şimdi diyor ki ne konuşuyor bunlar diyor da. Esra'cığım et nasıl olmalı hanımlar? Biraz sonra güzellik var bakın. Gerçekten güzellik uzmanımız Meral Ersop bizlerle birlikte olacak. Onu tanıyacaksınız. Biz ciltle ilgili konuşacağız. Bugün programda yok yok. Esra'cığım yağlı mı olmalı? Hayvanın neresinden yemeliyiz? Kesinlikle, ne kadar yemeliyiz? Kesinlikle yağlı değil. Alırken etlerimizi söylüyoruz. Yağlı hayvanların yağlarını nereye satacaklar? Ayırıyoruz. Yağları ayırıyoruz. Evet. Kesinlikle etlerimizi kızartmıyoruz. Yağın içinde yapmıyoruz. Bunu da unutmayalım. Hanımlar genelde şöyle yapıyorlar. Az yağ koydum eti pişirirken diyorlar ama unutmayalım ki et az yağ konulsa dahil yağı çekiyor. Yağı hani hem kendi yağı var hem dışarıdan koyduğumuz yağı çekiyor. Haliyle çok yağlı bir yemek yemiş ama oluyoruz. O eti yağsız düşünelim. Ama kendi yağı var. Kendi yağı çok kendi tatlı. Kendi yağındayız. Şevket Bey bu kendi göbek yağ diyor. Ben yağ yedim göbek diyor. Göbek değil ki fındık bu. Ha biraz cevizle mi olsun? Kış aylarınızda nasıl?